Peygamber Efendimiz'in vaktaizde buyruğu. Ümmetime söyleyin, geçmiş zamana göre değil, yaşayacaklar zamana göre hazırlansınlar. Öz. Teşhiriz buyursun. Yaptığımız ibadette taatları dergâh-ı izzetinde kabule hayır kalin buyursun inşallah. Ahir zaman Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin getirdiği şeriat üzere hiç noksansız yaşamak nasip etsin. Amin. İmanın şartı ki savun sadakat zekat kelime-i şehadet edile-i şer'ye uyumlu. Evet, zamanında göre iştihat yapılmıyor ama kişinin müminin her hali iştihat gibidir. Hu ya tabber buluk medet ya rahman rahimin medet ya ekrem melekenin medet ya ilahel alemin destur ya alem safiullah destur ya noh şekurullah destur ya İbrahim aleyullah destur ya Musa kelimullah destur ya İsa ruhullah destur Muhammed Mustafa Habibullah destur cümle peygamberimizden barakul kiram hazaratı destur Ya sahib el meydan, rıza lillahil, Fatiha ma'as salavat, Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malum olan, ki Allah dinine geliyor hatırlığına. Vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir. Efaliyle malum olan Hazreti Allah. Evet. Allah şeriatı Muhammed'iyle yaşamak cümleye nasip etsin. Amin. Başka şeriatlarda kalanlara kafir yavur demeyin. Bu büyük hata oluyor. Evet. Ha, küfür var, kafir var. Onun da var, senin de var, o ürün de var. Allah muhafaza buyursun. Acizane yaptığımız ibadet-i taatları dergâh-ı izzetine kabule karın buyursun inşallah. Amin. Evet, yani sizler tabii bu hususta şer'i mevzularda dolu dolusunuz ki ehli tevhid, ehli tasavvuf oldunuz. Ehli tarik anlamı bu. Yoksa şeriatsız, efendim, marifetsiz, hakikatsiz. Ehli tarik olur mu? Derviş olur mu? Dervişlik nedir? Ehli sufanın devamıdır. Sofi derler dervişlere. Sufa ehline izah eder. Peygamber Efendimiz zamanında. Evet, ehli sufa. Ashabın güzidileri. Allah şefaatlerine nail kılsın. Yani bugün dün değişen bir şey var mı? Hayır. Yok. Ah o gün yaşasaydım, o gün yaşamaya gerek yok, bugün yaşıyorsun. Evet.
Allah verdiğini, rahmetini geri çekmiyor. Her zaman rahmeti dahi mevcut. Dün başka, bugün başka, öbür gün başka değil. Yaşayan için, evet, her zaman sırat-ı müstakim hazır. Yaşamayan için de kazab-ı ilahi her zaman tecelli eder, Allah korusun. Seç seçebiliyor. Atıl imanın neyi ifade ediyor? Yoksa ben artık bu 20. asırda bunun anlamı kalmadı canım. Hemen iyi. Tercih-i ilahi bilmiyor muyum? Yasır, 80. asır, 100. asır. Siz asla tan etmeyin diyor. Suçlamayın. Kum bugündür, kum bugün, dem bugündür, dem bugün. Geçmiş maziyi geri getiremezsin. İstikbal gelecek, bilemezsin. Fırsat bugün, el aman. Kum bugündür, kum bugün, dem bugündür, dem bugün. Bugünü değerlendirebiliyor musun? Yarın, yarın düşünürsün. Onun için Rabbim'in bu nimetlerinden istifade edebilirim. Mesela bir şey değil. Rabbim'in lütfu ihsanı değil mi? Peygamber Efendimiz Allah'ın lütfu ihsanı. Onun için çekişmeye, dövüşmeye mani yok. Sen hiç Peygamber'in şöyle böyle, Peygamber'in böyle. Evet. Tavsiye ederiz ki Musevi ise İse Aleyhisselam geldiğinde niye tabi olmadın deriz. Ben kafir yavrum. Hayır, Allah var diyorsan kafir yavrum değilsin. Kitabında gönderilen kitabın ahkamını yaşıyorsan sana kafir yavrum diyene dinden imanla şöyle denir. Ama daha güzelini var diyorsun. Bugün yaşamak tarzını mı arıyorsun? Gel Muhammed'i ol. Lan en son gelen. Başka peygamber gelmeyecek. Levlâke levlâke levâ helâk levlâk. Sen olmasaydın mevlâk yaratmazdın. Hitabı umumidir. Adem Safirullah'tan kıyamete kadar. Bir güne mahsus değil. Nur-u Muhammed'i. Nur-u Muhammediye, bütün Peygamber Efendimiz'e zuhur eden Nur-u Muhammediye. Levlâke levlâk sırrı. Onun için Hazreti Allah Kur'an-ı Azimşan'da ayırt etmeyin birbirine buyuruyor. Onlar benim kulumdur, Resulümdür, elçimdir. Peygamberimdir, bitti. Sen ne hakem kesiyorsun? Sonra kiren Peygamber'e tabi oldun. Tebrik ederim. Bugün idrak ettin. Kum bugündür, kum bugün, dem bugündür, dem bugündür. Allah'ın buyruğuna mı dikkat edeceksiniz? Kendi fikirlerine mi yormak istiyorsunuz? Onun için rica ederim. Ediyoruz zaten. Galibiler bunu haykırıyor mu dünyaya? İhtiyacı var dünyanın. Evet. Küfretmeyin gülümüzü. Âmentü billahi ve melâketi ve kütübü ve rasûlihi. Allah'ın varlığına inanacaksın, peygamberlerine inanacaksın, kitaplarına ve peygamberlerine inanacaksın. Allah'ın melâketlerine inanacaksın, peygamberlerine inanacaksın. Ayet etmeyeceksin. İmanda ayet etmeyeceksin. Ama tabi olduğun şeriatın üzerine yürüyeceksin. Nasıl ihsan edildiyse, taş devri, tuş devri, demir devri, hidrojen devri bir değil ki. Allah-u Teala Hazretleri de dağına göre kış veriyor. Yani onlar ezber dediğimiz var ama tekrarı
imanımızı tazeliyoruz. Evet. Sizler seçkin insanlarsınız. Affedersiniz, ayırt etmek değil de seçkin derken ehli tarik, ehli tasavvufsunuz. Allah'ın tanzim ettiği Peygamber Efendimiz'in tavsiye buyurduğu sırat-ı müstakim dersiniz. Şüphe ediyorsan dervişine zararı var. İmanına zararı var. Canım öyle sahtekarlar zamanlar süredi ki Allah onların belasını versin. Amin. Neydi böyle? Aman efendim rüyamda şöyle dediler, oldum. Bilmem ne de böyle dediler, oldum. Ya senin sana şeyhsin diyen şeyh değil ki. Ne demek şeyh? İzni icazeti var mı? Süreçsin sen meratip. Peygamber Efendimiz'den bu tarafa gelen size merak ve dahil mi? Değil. Kandıran kendini, otur otur dengede. Başına da iş açma. Belki saflığından yapıyorsun ama bu saflık seni cehenneme götürüyor. Allah korusun. Açık konuşuyorum, bakın. Gizli kapaklı değil. Onun için Atatürk'e hürmetkarım. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet. Ya nasıl diyorsun? O din tövbe estağfurullah. Şahidim diyorum, şahidim. Yazıyorum kitaplarda. Yazdığım kitaplarda imanı bütün insandı. Ama taraf edaf onu perişan etti, mahvetti. Hainler. Kolay mıydı? Bir imparatorluk çöküyor. Hiç takatimiz kalmıyor. İki tane doğuş yoluna yeniliyoruz. Bitmiş. Çökmüş Osmanlı. Birinci Cihan Harbi'nde bitten kırıldı askerlerimiz. Soğuktan kırıldı. Yok üstte yok, başta yok. Yiyecek yok, içecek yok. Yok diyerek, ağaç kabukları kemirerek, hayvan leşi yiyerek geldiler. Efendi unutma bunları. Allah'ın bir lütfu ihsanıydı. Sultan Vahdettin'in eseriydi. Cennet mekan. Evet. O cevval insanı görüp, çıkarıp vazifelenen Sultan Vahdettin Hazretleri'dir. Paşa. Vatan haini dediler Sultan Vahdettin'e. Ne vatan haini? Metelik almadan gitti. Ve perişanlıkla ömrünü bitirdi. Şam'da yatıyor biliyorsunuz. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Atatürk'ü Atatürk yapan Sultan Vahdettin'dir. Sen ne biliyorsun? Ben yaşadım o günleri. O günleri derken Atatürk'ün vefatında evliydim ben. Yetmez mi? Ben Atatürkçü görünüp de Atatürk düşmanlığı, hatta Atatürk düşmanlığı derken din düşmanlığı kaçan bazı zalimler türedi. Evet. Onun için yazdığım bütün kitaplarda yer veririm o bilgisine. Cumhuriyet İdaresi getirdi. Kolay mı zannediyordum? Sultanahmet Hazretleri 3 kere teşebbüs etti. Ne? Meşruti idare. Tutturamadı. Kolay mı? Bak, 40 Türk kardeşlerimiz de bir dağımızı da beceremiyoruz. Kolay mı? Allah muvaffak olsun da kucaklaşalım.
Nedir bu sendik bendik? Ne demek Kürt Türk? Acem Gürcü. Yok Lazı'ydı efendim. Çerkeziydi. Hepsi kardeşimiz bizim. Biz bir toplum olarak varız. Onu başka türlü göstermeye vatanperverlik değil bu. Evet. İnşallah Allah muvaffak etsin. Devletimiz, hükümetimiz çalışıyor bunun üzerinde. Allah muvaffak etsin. Çok sıcak çorba gelmiş de ağalar ziyafet veriyor. Kaynar çorba. Ağaları memnun etmek için köle buraya gel demiş, çağırmış. Köle buraya gel. Şuradan bir kaşık demiş, büyük kaşığın. Yut, seni azat edeceğim. Anlamış köle, kurna demiş. Kaşığı doldurmuş. Oradaki ağalara şahit olun, ağam beni azat edecek demiş. Şahit olun, ağam beni azat edecek. Şahit olun, ağam beni azat edecek. Grupla kürtmüş, soğutmuş. Gözlerim dikecek havaya da güldürecek onları. Neyse. Yani şimdi bu ağalar da, bu türlü ağalar da bazı arkadaşlarımız da komünist yapıyor. Allah şerlerinden korusun. Amin. O ağaların da şerlerinden korusun. Amin. Evet. İdaremizi Rabbim elimizden almasın. Cumhurun kendi kendini idare etseyi en güzel idare tarzı. Evet. Yani biz politikacı değiliz ama yaşıyoruz elhamdülillah. Hayvan değiliz. Hayrımızı şerrimizi biliyoruz ve anlatıyoruz birbirimize. Dertleşiyoruz. Başka bir şey değil. Rabbim bugünümüzü aratmasın. Amin. Peki. Allah imanımızı korusun. Amin. İman deyince savm-ı salat, hacc-ı zekat, kelime-i şehadet. Yani iman. Neyden uydurdum? Kur'an-ı Azimşan'ın özeti. İmam Maturidi Hazretleri, İmam Hasan-ı El-Eşari Hazretleri, itikatta imamımız, amelde imamımız başka, itikatta imamımız başka. İki imam vardır itikatta. İmam Maturidi, İmam Hasan-ı El-Eşari diye. Onların çıkardığı Kur'an'dan ahkam, اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَاكَتِهِ وَكْتُفِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰهِرِ وَبِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهُ تَعَلَى وَالْبَعْسُ الْبَعْدَ الْمَوْتِ Hakkın eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve Resulü. Bunlar artık yaşıyoruz. Bıdı bıdı değil, yaşıyoruz. Allah'a çok şükürlerim. Hakim dedi, ehli tarikat. Virt edinmiş kendisine. Özeti verildiği halde virtine devam ediyor. Efendim efendim namaz kılıyor, oruç dışına çekti, zekat verdi. Kulum beni zikreder, bana aşık olur buyuruyor Hazreti Allah. Öyle an gelir ki ben de kuluma aşık olurum. İşte bu yol. E canım Allah'ı zikretmeye şeyim var. Bir de hususi böyle bir şeyim var. Evet. Evet, husus değil. Bakın ne büyük saadettir ki Peygamberimiz Efendimiz'in getirdiği şeriat-ı Muhammedi'yi götüren varisleri vardır. Evliyaullah derler şimdi. Bu kıyamete kadar vakidir. Devam edilir. İşte düzenbazların, sahtekarların Allah şerrinden korusun diyoruz. Evet çok yaptılar çünkü. Kalbiler bu davayı anlatıyor dünyayı, hallediyor. Ehli kitaba karşı tavırınızı da anlatıyorum. Başka değil.
İftar olan bir şeriat yok. İftar olan bir kitap yok. Geri çekilen bir şeriat da var, bir kitap var. Hayır buyurun. Yok diyorum. Kur'an'da bana bir ayet gösteren var diye. Hala Allah bahsediyor mu? Evet. Ve imanın şartına dahil edilmiş. Ve melaketi ve kütübü Resulü'yi. Ama en sonra gelen şeriata tabi olmak, o günü idrak etmek, yaşamak rahmet-i ilahidir. Hepsi rahmettir. Yani adam İsa Aleyhisselam'a tabi, İncil kitabı. Kafir, gavur demek, selahine hayır mısın? Sen o selahini nereden aldın? Yok olursun. Ha onu teşvik et. Sonradan gelen şeriata tabi olsan, bugünü idrak edersin, yaşarsın. Daha kemalat değil mi senin için? Ama ben kafir gavur muyum diyorsa dilini koparırlar. Allah'ın geri aldığı bir şeriat yok. Yok yok diyorum. Ya Kur'an'da gösteriyorum, öyle gösteriyorum. Allah'ın iptal olduğu, ne iptal ettiği ne şeriat var ne Peygamber Efendimiz'in vazifesi var. Hatta ayırt etmeyin Peygamberlerimizi. Onlar benim Resulümdür, kulumdur, elçimdir. Buyuruyor Hazreti Allah. Allah bizleri Muhammediye'den uzaklaştırmasın. Amin. İyilikten Rabbime hamdü sena ile rica ediyoruz. Yani uzaklaşır mı insan? Bilmeden neler yapıyor insan? Bilmeden neler yapıyor insan? Allah huzurunda affetsin. Amin. Ben yalnız Peygamberim Efendimiz'i seviyorum demek yetmiyor. Aynası içtik şimdi daha onu. O ben sarında gördüm. Ne görecek insanı? Savmı salat, haccı zekat, kelime-i şehadet. Yok mu? Kendini kandırma. Ya Allah affetmez mi? Allah affeder de. Evet. Allah kerimdir de, kerimin kuyusu da derindir demiş. İşte Allah korusun, boynunuzu koyun, boynuzsuzdan, boynuzsuz boynuzdan hakkını alacaktır yevmi mahşerde. Onu sümsüklediyse. Ondan sonra toprak olacak. Var. Cennet cehennem onun için değil. Orada her gelen meydan değil. Kafir diyecek ki ya Rabbi ben de hayvan olsaydım da bugün toprak olsaydım işte olamayacaklar. Çünkü onlar hayvandan aşağıdır. Çok sakınalım. Bizim yolumuz korkutma yolu değil, aşk yolu, aşk. Aşk olmayınca meşk olmaz. Ama sen Allah'ı bilmiyorsun. Onun azabını hiç hatırına getirmiyorsun. Bu Allah'ı bilmek değil ki. Onun rahmetinden habersiz yaşıyorsun. Bu Allah'ı bilmek değil ki. Allah'ın nehyettiği şeyleri çekinmeden sırada sırada yapıyorsun. Habibim onlar yılışarak günah işlerler. Onlarda hidayet yoktur, hitabına basarsın. Allah korusun. Amin. Amin. İşte bu. Tarık. Tarık-ı müstakim. Evet. Münhani, münkesir. Hayır, müstakim. Dosdoğru. Tarık-ı müstakim, Fatiha'da okuduğumuz.
Allah ayırmasın. Nedir tarik-i müstakim başı? Şeriat-ı Muhammedi bizler için. Efendim beni İsrail'e, beni Nasara'ya da Müslüman mı diyeceğiz? Evet, Allah var diyor onlar da. Diyorsa. Demeyen kafir. Evet. Tarih çirkinliklerle dolu. Artık yeter diyoruz. Ben şeyler sokmuyorum. Değişen bir şey yok. Bazı insanlar der ki, Hazreti Resulü Kemal'in hayat olduğunda yaşasaydım. Değişen bir şey yok. Hiç çıktınız ama. Sen tanıyor musun Hazreti Resulü Kemal'in kıyafetinde olsa? Muhabbetin var mı? Var. İman. Yeter mi? Allah'ı bilmiyorsan yetmez. Allah'ı bilmiyorsan peygamber sevmek bir şey ifade etmiyor. Evet, Allah'ı bileceksin. Ondan sonra Resul'ü tanıyacaksın. Elçilerini bileceksin. Ve Allah'ın buyruğuna dikkat edeceksin. Allah nasıl buyurdu? Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bizlere tebliğ eyledi. Evet. Ha o günkü kullar Allah'ın kulu da gerisi çulu mu? Kim dedi onu? Hiç değişen bir şey yok. Peygamber Efendimiz hayatta değil, varisleri devam edecek kıyamete kadar. İşte bunu anlasın dünya. Varisleri devam edecek kıyamete kadar. Tövbe kapısı kapanmayacak. Kıyamet kopmadıkça. Kıyamet kopacak, ondan sonra kapı kapanacak. Tövbe kapısı yine açık. Tövbe aldın mı derler. Hani adamın eskiden böyle konuşmalar olur. Yani bir yere intisabın var mı? Bir evliyullah'a tabi oldun mu? Efendim, bunu haykırıyorum ben. Dünyaya haykırıyorum sadece. Size değil. Onun için hiç çekinmedim. Girmediğim mahkeme kalmadı. Her yerde ifadem var benim. Güvenlik mahkemelerine dahi girdim. Hepsinden beratım var elimde. Niye? Rabbimin vazifesidir diye bir aciz kulum ben. Peygamber Efendimiz'in verasetini taşıyorum. Hem de çekinmeden diyorum ki bana biat edenler Peygamber Efendimiz'in biat vergisini yerine getirdi. Büyük iddia bu efendi. Oynama. Ben kimseye yardımcılık yapmadım hayatım boyu. Hayatım boyu elime emanet edeyim. Hala elime emanet ediyorum. Minnet etmem kimseye. İyi anlaşılsın. Manamda bu benim maddemde bu. Evet. Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi görmediğim Allah'a ibadet etmem. Evet. Yolumuza dikkat edin. Huzur-u İlahi'de dava edin beni. Sözlerine bir yatmıştık varsa. Açık söylüyorum. Utanarak söylüyorum. İki yerden icazetim var benim. Sinseye-i Maratim işte isimim dahil. Peygamber Efendimiz'den gelen Sinseye-i Maratim. Ya o kadar her yerde gelirim soktum işte. Hangi tarikatın sergisi var? Bizim her memlekette sergimiz var. Çekinmiyoruz. Ben mahkemelerde de söyledim. Mahkeme ben şeyim dedim ya. Ben Rabbim'in vazifelerini dediğim bir insanım. Aciz, abdi aciz. Şikarına kullanan şerefsizlerden değilim. Bak, vakfımız bile dünyaya ilan ediyoruz. Vakfımız ticaretle iştigal etmez, haramdır diyoruz. Vakfın bir kuruş kazancını görürseniz getiren kanlıma çağırın.
yardım ederiz. Fakir fukaraya. Niye yardım ediyorsun? Allah'ın rızası böyle. Peygamber Efendimiz tebliği böyle. Komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurdu. Sanatkarım, elim emeğiyle geçindim. Minnet etmedim kimseye. Tekrar ediyorum. Bunu yanlış anlamayın. Ben kendimi anlatmak için burada vazife vermedim. Ama bilelim birbirimizi. Nereye gittiğimizi anlayalım. Zaman bunu icap etti. Tizenbazlar, sahtekarlar yahut rüyasında bir şey demişler. Ne demiş? Şey kısırdı, kıçın açık kalmıştı. Baktın mı? Böyle şeklik mi olur lan? Sattirik. Ha şimdi malumatınız olsun. Manalar görüyorsunuz. Mananıza göre çavuşluk falan müsaittir. O işareti alıyorum. Müsait. Yapsın, çalışsın arkadaş. Nakib olur, nikaba da olur. Velayet dedi mi? Yok o benim. Hiç kimsenin tasarrufu olduğunu değil. Ya Allah şeyhine emir verirse olur. Bu ne gölgüyle, ne rüyayla, ne manayla. İyi anlayın bunu. Sakın böyle bazı gölgülerinizi getirip de fakirin alnına çakar gibi konuşmayın. Ancak bu abd-i acize emir verilir. Bekliyorum. O, oluyor elhamdülillah. Daha bekliyorum. Çünkü dünyaya yayıldı galibiler. Benim şahsımla bu kayıt değil. Allah tergahımızı boş bırakmasın. Amin. Kıyamete kadar. Amin. Evet, evet, evet. Şeriat-ı Muhammed'i arıyor musun? Gel galibilere bak. Ehli kitaba hürmet, bir uzatmak yok. Galibilere bak. Gerçek bu. Niye küfrediyorsun? Kur'an-ı Azimşan'da iptal ettim diye bir şey varsa bana da anlatın. Günaha girmeyim. Açık söylüyorum. Sen niye öyle diyorsun? Kafir gavur kaybolmuşsun. Muhammed onu. Olmadıysa onun cezasını ya Allah affeder ya çeker. Çekecek. Onu tatlı tatlı anlatalım. Sen kafirdin gavursun diyerek ne anlatıyorsun insanlara? Öyle korkuttun insanları, öyle kaçırdın ki şeriat-ı Muhammed'in tüyleri ürperiyor. Niye? Niye yaptın böyle? Kim? Peygamber Efendimiz? Haşa. Hayatını iyi tetik edin. Diğer peygamberlerden kardeşim diye bahseder. Kardeşlerim diye bahseder. Evet. Din diye bir şey kimsenin tek elinde değil. Düşün, insanlar İslam fıtratıyla dünyaya gelir buyurdu Peygamber Efendimiz. Terbiye muhtaçtır, terbiyesi neyse onu öyle yapar. Ben işin özetini anlatıyorum. İslam, Allah var ya şekilde yaratıldı insanlar terbiye muhtaçtır. Bunu bulacaksın. Evet. Allah var diyeceksin. Amin ve sattakna. Amin ve sattakna demek için biraz ilmin olacak. Nasıl ilim? Allah'ı bilen ilmin. Evet. Yaratılışın sırrını biraz anlamaya çalışıyorum. Tasavvuf işte tarikat bu. Onu çok zikredeceksin. Nasıl etmezsin? Hayranlık duyduğun yaratıcını nasıl zikretmezsin? Mecnun'a Leyla dedirmeden bir nefes aldırabildin mi?
Mecnun. Neşter vuracaklar da, nereden vursan Leyla'ma vuruyorsun diyordu. Leyla olmuş her tarafı. İşte aşk. Örnek aşk. Neresine neşter vursalar Leyla'ma vuruyorsun diye çığlık atıyordu. Evet. Sonra dediler ki, yazmadın onu da. Fakat çok güzel yazılmış. Allah razı olsun yazanlar. Kayış diyor. Kayış, kayış. Ben Leyla'yım. Allah bakıyor Leyla. Sen Leyla'sın. Benim Leyla'm nerede? Ha, işte bu. Tasavvuf. Benim Leyla'm nerede? Biliyor musun? Ne canım? Bilmediğim, görmediğim. İşte yanılıyorsun. Sen samimi olduğun zaman bileceksin, göreceksin. Başkalarına da anlatacaksın, şahitsin. Şahit ümmet. İşte ümmet-i Muhammed. En fazla şahitliğe müstahak olan şahit ümmet. Ümmet-i Muhammed. Hani karınca icraza gidiyormuş da buyur işten mi demişler. Buyur işten mi gidiyorsun? Yolunda ölememi mi demiş. Tarikatta sağlık. Allah'a bildiğin söz. Biat, biat-ı Resulullah'tır. Ya Rabbi, ben kime biat edersem, Hazreti Resulü Efendimiz'e biat etmiş olacağım. Devam ediyor. Evet. Alâ inne evliyallâh, lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzanûn. Sadakallâhu l-azîm. Evliyama korku yoktur, onlar üzülmeyecekler. Nedir evliya? Peygamber varisleri. Niye peygamber varisi? Sen Allah'ı ne zannediyorsun? Bir zaman ihya etmiş kullarını, bir zaman bırakmış, terk etmiş. Öyle mi? Peygamber efendilerimiz var. Ondan sonra varisler var. Kıyamete kadar devam edecek. Her peygamber evet var. Yalnız siz onların evliyasına evliya edilmeyin diyor Aziz Allah, Kur'an'ın evliyası. O şeriatın evliyası, onların evliyası. Sen kendi evliyana tabi ol. Bunu bizimkiler öyle bir 180 derece değiştirdiler ki, siz onları Yahudi Hristiyan'a dost edinmeyin diye. Allah'tan kork ya, nasıl diyorsunuz bunu? Hiç ütüğün ürpermedi, hiç öyle ayağı titremedi. Nasıl dedin, siz onları dost edinmeyin. Kur'an'ın canına onlar feshedildi. Onlara tabi olan kahir gavur böyle bir şey var mı? Haşa, haşa. Ama sen Muhammed'iysin, dikkat et. Diğer peygamber efendilerimizi de kabul ediyoruz, tasdik ediyoruz. Adem sallallahu kıyamata kadar gelen peygamber efendilerimizi ve varislerini de kabul ediyoruz. Dinimizde ikrar, kalbimizde tasdik ediyoruz. Âmentü billâhi ve melâiketi ve kütübü ve rasûlî. Ve bil kaderi hayrî ve şerrî minallâhu teâlâ ve mevzûl vâdâ ve evd. Hakkın eşyalar ve eşyalar ve eşyalar ve eşyalar ve rasûlî. Kur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Âmenü resûlî minnâ hüzeyleyhi ve rabbî ve rûnûn. Kullen âmenü billâhi ve melâiketi ve kütübü ve rasûlî. لَنْ تُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Sure-i Bakara. Âmenâ Resûlî. İman. Ta Kur'an'ın başında elif lâmîm. Sâbikel kitâb-ı râhî ve fîh hüden lil-muttakîn ve zînî yûnâ bil-gayb.
Ebuna salat ve emrâzı kâbiliyeti. Oğlu da hocam. Nereye bağırsan bak. Peki, nasıl böyle anlattınız, nasıl bu hale geldik? Niçin ehl-i kitabı kâfir gavu gayrimüslim dedik? Evet. Vallahi herkes de böyle dedik. Yani, iyi. İyi ilim. Ha. Vay adam vay. Evet. Onun için galibiler örnek olacak. Dikkat edin, biz Muhammediyiz. Ama beni İsrail, beni Nasara, kâfir gavur demiyoruz ki. Hak küfür de orada var, kâfir. Sen de var kâfir, onda var kâfir. İftar ve bir şeriat var mı? Yok. İftar ve bir din var mı? Yok. Hepsi dini İslam'da geldi. Bitti. Sen niye tekelim alıyorsun dini İslam'ı? Başkasına gayrimüslim diyorsun. Allah var diyor. Nasıl diyebilirsin? Fıtratında var insanların. Peygamber'i tanımıyor musun? Hazreti Kur'an'ı anlamıyor musun? Dinlemedin de mi? Canım, eskiden İnsanlar birbirini tanımıyordu da böyle daha iyi kabul sağlıyorlardı. Otur efendim, oturdun yanında. Sen gerçeği söyle de kabul eder etmeyen etmez. Gerçeği anlat. İşte gerçeği anlatıyoruz. Allah aşkına. Eğer siz böyle bir şey gördünüzse ben de uyarım. Ben niye bir anlatıyorum? Bir şey biliyorum da ben niye biraz okuyorsun? Haşa. Ama en son gelen şeriat-ı Muhammedi'yi kabul ettik, tanıdık. Rabb'ime hamdü selam olsun, onu yaşamaya çalışıyoruz. Değil. Neyse İsa Aleyhisselam'ın getirdiği şeriata dil uzatıyorum, ne Musa Aleyhisselam'ın, ne Harun Aleyhisselam'ın, ne Davut Aleyhisselam'ın. Hayır. İktidar olduğum hiç kim olmadı. Bitti. Sonraki gelen peygamberlere tabi olmak, kemalat, o günü idrak etmek. Gün, gündür, cancağızım, bugün. Gün bugündür, gün. Dem bulandır, dem bulan. Geçmiş, mazi, istikbal. Bilemezsin. Hal bugün. Bugün ise bizler diyoruz ki la ilahe illallah Muhammed'e Resulullah. İman tahtasına geldi miydi? Bütün peygamber efendilerimizi, bütün kitapları kabul ediyoruz. Ama bizim en son gelen şeriat-ı Muhammedi kitabımız Hazreti Kur'an-ı Azimüşşan. Şan, şanı yüce. Hepsinin şanı yüce. Allah kelamı. Peki. Ama bugün yaşıyorsun. Bugün ben yaşıyorum. Muhammed olarak yaşıyorsun. Ben burada kaldım, kâfir yaptım. Hayır. Daha güzel de bulamamışsın biliyorsunuz. Daha güzel meselesi değil de. Daha sonra yine şeref biliyorsunuz. Biz hepsi güzel. Hiç bile çirkin demiyoruz aşağı. Allah korusun. İşte bu. Galibilerin anayasası bu. Allah'ın anayasası.